Herkese merhaba ve Modern ModernSkyBluio'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bölüm arası bir şeyler yaptım. Şimdi öncelikle demiştim ki ben size, e, bir dahaki bölüme girerken direkt şu görevleri yapacak duruma geleceğiz demiştim. E, bu niye bu kadar dışarı zoomlandı? Bu görevleri ve o duruma geldik sayıdır şu anda. Şimdi, bunun ne kadar zor ve absürt olduğunu konuşmuştuk geçen bölüm. Netherworld 64 tane o kadar sorun değil, Netherworld'ları yetiştirmeye başladım gördüğünüz gibi. Ama şu diğerleri çok zor. Bunlar genel olarak yaratıkları eğer biz öldürürsek düşüyorlar. Veya bazı yaratık öldüren eşyalardan da düşüyor olma ihtimalleri var. Henüz tam olarak bilmiyoruz. Ama şunu söyleyeceğim. Ee, şey, bunu şimdi yapmayacağız. Bunu biz diğer görevleri bitirip biraz daha işlerimizi otomatikleştirip büyütebildikten sonra yapacağız. Böylelikle bunları otomatik olarak toplayabiliriz benim öldürmem gerekmeden yaratıkları. Amacımız o zaten. Tamam. Ee, yani öncelikle amacımız bu ikisi. Şimdi bu diğerleri hakkında neler yaptım? Öncelikle boron ingıtlardan yeterince elde etmek için kendime boron alchemical ore dust yaptım. Şu an bende bunlardan 24 tane var. Bu bize hayda hayda yetiyor. Niye? Çünkü şöyle bir şey. Bu boronlardan 3 tanesini yapmak için 2 tane alchemical dust harcıyoruz. Ve bizde 24 tane var. Dolayısıyla ee, yeterli. Onun dışında neler yaptım? Şimdi. Üstü? Bir an kafasını vurdu uçarken. Aptal kuş. 57 tane mavi ve 44 tane mor slime ball biriktiğini göreceksiniz. Normalde ben birikmiyor dediğim halde. Bunun nedeni ya ben oyunu açık bıraktığımda bunlar acayip fazla kez büyüyüp büyüyüp öldü. Ya da hopperla halinde çok daha fazla slime ball çıkıyor. Hangisi bilmiyorum fakat birikti ve birikmeye devam ediyor. Bunları kısa bir süre daha bekleyeceğiz. Daha sonra bu görevde bitecek muhtemelen bu bölüm. Onun dışında daha ilginç bir şey. Ee, tavuklarımız var yaratık tuzağında. <laughs> e, nasıl oldu bilmiyorum tam olarak. Ama var. Üstüne zombi, bebek zombi olan tavuklar. Öyle bir olay var oyunda biliyorsunuz. Ve bunlar da bize bedava tavuk vermiş olacak. Tabii ki hızlılar ama yeterince hızlı değiller. <laughs> Evet ve böylelikle iki tane tavuğumuz oldu. Bu da tavuk doğmasını sağlamanın bir yolu değil mi? <laughs> Yaratık tuzağını çalıştırıp bebek zombi tavuğa binen elde etmek. Bir de iki tane çıktı onlardan. İçin ilginci. Hüsnü olmaz ama ya. Tamam. Şimdi yorumlarda bazılarınızın da belirttiği gibi aslında buradaki görevlerin sırası rastgele bir şekilde oluşturulmamış. Buradaki görevlerin sırası bizim takip etmemiz gereken sıra ve oyunun bizim takip etmemizi beklediği sıra. Şimdi bizim bu gördüğümüz geçen bölümde zor görev Basic Factory. Kaçıncı sırada? Ta burada. Ondan önce Mystical Flora, Better Storage, Basic Automation ve Basic Farming'i yapmamız gerekiyor. Yani daha zamanımız var onun için. Şimdi biz basic farming için şurada malzeme kendi kendine birikirken başka işimize bakacağız. Ve tavuklardan tüy düşme modu var ki anlaşılan. Güzel. Neler yapacağız? Öncelikle. Ee, bir dakika. Hı, şunları yapacağız. Ben otomatik olarak sıvı yapmak istiyorum. Çünkü bu benim maden yapmamı acayip kolaylaştıracak. Ve maden e, hazırlamamı. Dolayısıyla bunu yapmamız bence müthiş olur. Ee... Ha. Peki. Crucible Inserter. Ha bu arada unutmadan ben e, geçen bölüm yaptığımız görevin ödülünü almamışım bonsai potu. Oradan loot chest açtım ve içinden artifact loot bag çıktı. One of a kind yazıyor. Sadece arı mı çıktı ya? Ben de içinden çok nadir çok müthiş bir şey çıkacak diye bölümü başlatmaya saklamıştım gibi ya. Ay ay. Aslında bunu yapması oldukça ucuz. Öncelikle bir tane dropper yapıyoruz ve daha sonra dropper'ın etrafını demirle kaplıyoruz ve bu da bize crucible inserter veriyor. Bu birinci görevimiz ve tamamlandı. Loot chest claim. Şimdi quick dropper yapacağız. Quick dropper için ne gerekiyor hemen bakalım. Quick dropper için 7 tane iron glowstone ve yine dropper gerekecek. Eee Gayet kolay olacak. Bolca glowstone yaptım ayrıca. Belki işimize yarar diye. Bilmiyorum. Aa! Süper, süper. Her zaman işe yarar o. Şimdi de... Hemen diğerini yapalım. Dropper. Demir mi almayı unuttum? Demir almayı unuttum. Her neyse ya. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Bam! Ve quick dropper! Hey hey. Hızla görev yapıyoruz. Değil mi? 8 tane cactus fruit. Yemek niye olmasın? Yemek iyidir. O zaman bir süre şu etlerden yemeyeyim. Bunu yiyeyim. Ee, bunu da yaptığımıza göre. Combustion collector yapabiliriz. Combustion collector. Tam olarak ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok bu benim. Bir bakayım. Hemen bir görev daha yapalım. Block breaker. Ee, ha tamam. Tamam tamam sıkıntı değil. Iron pickaxe. Redstone torch. Ve bam. He he. da hallettik. Ve de nebulus art. Her neyse önemli değil. Tamam. Fena yapmadık. Hızlıca bir sürü görevi bitirdik. Şimdi bunları birazcık işe koymanın vakti. Öncelikle işimize yarayabilecek iki tane daha malzeme var. Birincisi spike'lar ve ikincisi de e, şeyler, vector plate'ler ve back opener'lar. Şimdi bize bu spike yaptırdığına göre muhtemelen eğer düşen yaratıklar spike aracılığıyla ölürse bize loot back düşürüyor. Ve loot back düşürmesi demek sadece loot back düşürmesi demek değil, bizim için şu görevde ihtiyacımız olan e, şeyleri de düşürmesi demek. Bunları da düşürmesi demek çünkü bir oyuncu öldürünce düşen şeyler düşmüş oluyor değil mi? Yani o yüzden spikelardan yapmamız gerekebilir. Fakat burada yazdığına göre e, wooden spike öldürmüyor. Bunları yarım canda bırakıyor yaratıkları. Yani bu da aklımızda tutması, tutmamız gereken bir şey. Fakat yine de spikelardan yapmaya başlayalım bence. E, çünkü onlara geçmemiz gerekecek tahminen. Evet dört tane wooden spike ve ödül. Bounce plate. Ha. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Niye olmasın? Öncelikle uh, dropper bizim burada kristal fluid üretmemiz için değil. Direkt bu aletler için. Ve yazdığına göre wooden ve stone heater da çalışmıyormuş. Bizim şu an wooden ve stone hariç sadece buradaki arkadaşımız var. Gerçi bu da stone. Direkt başka heater'ımız yok. Dolayısıyla şimdilik bunu es geçiyorum. Bunu daha sonra Otomatikleştireceğimiz zaman kullanacağız bizim buradaki üretimlerimizi. O da şimdi değil. Şimdi neyi kullanacağız ama? Crucible Inserter'ı. Şimdi ee, sıvıyı taşımamızın da bir yolu var mı emin değilim. Ee, sıvıyı taşımamız için bir yol ben bakayım. Eğer varsa direkt Crucible'a otomatik olarak ee, bu Crystal şartlardan atıp daha sonra bunu otomatik olarak buraya yerleştirebiliriz. Ki zaten baştan istediğimiz şey de buydu. Ben bir hemen bakıp geleyim. Evet şimdi başka bir tane görevi yapacağız ve bu görevin ismi timer. Bununla otomatikleştirebileceğimizi düşünüyorum. Ama bakalım düşündüğüm gibi çalışıyorum emin değilim. Bir tane clock yapacağız. Birazcık daha gold yaptım onun için. Ve dört tane de redstone torch. Ve bu da bize timer veriyor. Timer mantığı oldukça basit. Direkt e, görevimizi verelim. Tamamdır. Bup. Tabii ki chisel buluyor. Bu gerçek Gemi controller değil. Tamam. Şimdi bu, sağ tıklıyoruz, timer delay'e ve belli zaman aralıklarıyla bize redstone sinyali veriyor. Redstone sinyali verdiğini nereden anlıyoruz? Şuraya şunu koyarsak, verir muhtemelen. Evet. Yani, e, bunun süresini kısaltabiliriz tabii ki. Örneğin, 10 yapabilirim. 10 yaparsam çok daha hızlı bir şekilde verecektir gibi. Mantığı basit. Herkesin anlayacağı bir şey. Bir sıkıntısı yok. Şimdi burayı nasıl yakacağız? Benim planım şöyle. Ee, öncelikle şuradaki cruciblelardan birine çökmek istiyorum ben. Şunun içinde bir tane daha sıvı kalmış. Onu da bir şuraya atalım. Sonra şuna bir çökelim. Tamam. Daha sonra ben bir tane daha love istiyorum. Şimdi bu biraz garip görünebilir ama e, yani çok çok fazla sorgulamayın tamam <laughs> Şöyle bir şey yapalım diyorum ben, öncelikle biz buraya bir crucible koyacağız ve crucible'ın altında da tabii ki lav olması gerekiyor o yüzden buranın böyle etrafını kapatıyorum daha sonra buraya bir tane lav koyuyorum. Zaten lav bu barrel'ı falan eritecek değil burada rahat bir şekilde durabilir. Daha sonra bunun üstüne crucible'ı koyacağız, sonra buraya bir faucet koyacağız ve daha sonra fauceta bir redstone sinyali vermeye başlayacağız. Direkt buraya verebiliyorum bilmiyorum redstone sinyali herhangi bir redstone koymadan bu arkadaş. Fakat mesela buna 20 diyelim. Evet görüldüğü gibi retina sinyali vermeye başladı bu arkadaşa. Daha sonra üstüne Crucible Inserter koyuyorum. Ve Crucible Inserter'ın içine de bolca Crystal Shard koyuyorum. Şimdi bunun içi... Hey! <laughs> evet güzel de görünüyor böyle bir şeyin içine akıyor sonuçta büyük bir tane kabın burada eritilip değil mi? Ve şimdi bu arkadaş şimdi 164'lük crystal shard tutabiliyor ve bunun içine istediğimiz kadar crystal shard doldurabiliriz. Daha da istersek üstüne hopper da koyabiliriz. Şimdi de ben bir sürü crystal shard üreteceğim. Ve artık e, maden üretimimizi bir bakıma otomatikleştirdik. Değil mi? Çok güzel ya. <laughs> Çalıştığına çok sevindim. Tamam. Bence güzel de görünüyor ha. Böyle yukarıdan crystal geliyor, şurada eriyor, buradan akıtılıyor, buradan aşağı boşaltılıyor. Burada maden oluyor aşağı iniyor. Böyle yukarıdan aşağı tık tık tık. Mis gibi. Şu Tertius'lardan kullanacağım şimdilik birazcık daha ee, çok yapmak için. Sonradan bu Tertius'lardan bir sürü üreteceğim ayrıca. Hani bize Secundus yeter. Buna gerek yok diye düşünüyordum da bunlar acayip iyi. <laughs> Fikir değiştirdim sonradan. Tamam. Bunlarla bize şimdi tonlarca Crystal Shard çıkacak. Bu kadar Glass'tan ne kadar çıkıyorsa artık o kadar çıksın. Şu an tam bilmiyorum ne kadar çıkacak. Daha fazla glass yapacağım ama. Hatta hemen şimdi yapacağım. Bir stack glass yapalım biz bir. Çünkü ilerideki maden üretim çabalarımızda tamamında bu kristalleri kullanacağız artık. Yukarıda ne kadar çok kristal biriktirirsem benim için o kadar iyi. Ve tabii ki ayrıca şu da var. Bir tane crucible direkt bizim şeye yetişmeyebilir. Bunun sıvı üretimi bizim maden üretimimize tam yetişmiyor olabilir. Eğer durum oysa mecburen birazcık daha şey yapmamız gerekecek. Crucible yapmamız, bir tane daha dropper yapmamız falan bu sistemin aynısından bir tane daha yapmamız gerekebilir. O da aklınızda bulunsun. Ve böylelikle bir sürü send. Bunların hepsini ısıtacağım ve daha sonra işim bitecek. Ayrıca bunu yavaşlatabilirim. Ee, direkt 100 yapalım. Çünkü şey var. Bir dakika. Ha, yani bir saniyede 20 tik var diyordu. Yani 100 yaparak 5 saniyede bir yapmış olduk. 5 saniyede bir iyi mi ki? Daha da fazla yapalım ya. 200 yapalım. Çünkü bu arkadaşa bir kere Redstone sinyali gittiği zaman Crucible'ın içinin tamamını boşaltıyor. Ki Crucible'ın içinde birikmesi de uzun sürüyor zaten. Bunu durmadan durmadan çalıştırmanın bir anlamı yok. Belli zaman aralıklarıyla olması daha sağlıklı olur bizim için. Ee, böylesi iyi bence. Eğer yetersiz gelirse falan anlarız zaten maden yaptığımız sırada. Direkt 200 yaptım. Yani 10 saniyede bir işini halledecek. Bunu hazırladığımıza göre kullanalım, değil mi? Şimdi burada boron ingotlarımızı yapmaya başlıyoruz. Benim artık hiçbir şey yapmama gerek yok. Sadece buraya atıyorum ve bu arkadaş aşağıya maden olarak veriyor bana sonucunu. Çok iyi, değil mi? Muhteşem. Bunun için yaptık zaten bu sistemi ve gayet yakışıklı görünüyor. Onu yaptığımıza göre artık biz de o olurken hemen bir şurayı kontrol edelim. Maviler bir istek olmuş. Bu demek oluyor ki görevi bitirmemize çok çok az kaldı. Hemen verelim görevi. En azından o kısmını. Evet, sadece morlar kaldı. Yakın zamanda bunları da kaldıracağım ve otomatik bir tanesini kuracağım. Ee, hem kalıbı hem içi demirden yapılmış, daha mantıklı bizim yolumuzu kapatmayan bir bölgede olan ve otomatik bir şekilde işlem yapabilen bir halini kuracağız ilerleyen bölümlerde. Şimdi değil tabii ki. Ee, şimdi geri kalan son malzemeyi yapıyorum ve bunlar da bana prizmarin shard verecektir ve bu kadarını yapınca yeterli miktarda olacak. Bunları da bölüm arası hazırladım. Yani e, hiçbir sıkıntımız yok değil mi? Ve devam. Böylelikle yeterince prismar inşardımız da oldu. Geriye sadece tek bir şey kaldı demek oluyor bu. Bakarsak bunu verirsek. Boron ingotlar kaldı 32 tane. Onlar da şu anda burada oluşuyor. Aynı zamanda ben işimizi birazcık daha hızlandırmak için buradaki 2 saplingi de mor yaptım. Çünkü fazladan mavi sapling var geri aldık. Böylelikle bu daha çabuk 64'e ulaşır. Bunun için biraz daha beklememiz gerekebilir ya da ben işlemi hızlandırmak için tabii ki bomb yılda basmaya başlayabilirim. Fakat zaten şu anda yapabileceğimiz farklı görevler var. Bu boronları bekliyoruz. Boronları bekleyene kadar başka yapabildiğimiz görevlere bakalım. Şimdi buradan vector plate yapabiliyoruz. Bir vector plate'e bakalım. Eğer kolay yapılıyorsa yaratıp tuzağımızı acayip iyileştirir. Bu ciddi anlamda müthiş bir hale getirir. Evet. Bir şeker sorun olabilir galiba. Fakat şekerimizde de vardı. Evet bu ölen cadılardan çıkan şeker bu yaratık tuzağında. Yani bunlardan çok yüksek miktarda yapamayız şeker kamışı bulmadan ne yazık ki ama çok büyük sorun da değil. İki tane demir de problem değil gerçekten. Bunu bu şekilde otomatikleştirmemiz çok iyi oldu ya. Durmadan kristal ısıtıp durmadan buraya kovayla taşıyordum bir şeyler ısıtırken. Şu anda o kadar iyi hissettiriyor ki otomatik olması anlatamam yani. Siz tabi görmüyordunuz benim uğraşlarımı ama cidden uğraştırıcıydı ya. slime. Bir adet slime alabilir miyiz? E, şunu alalım. Her neyse. Vector plate. Ve bu görevde tamam. Bayağı görev yaptık bu bölüm ha. Metal torch ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Sadece havalı görünüyor galiba. Pekala. Burada açıkçası yapacağımız fazla bir şey kalmadı. Tabii ki Stone Spikes bölümün görevini yapabiliriz. Hadi onu da yapalım. Elimiz değmişken. Evet ciddi anlamda kolay. Ve ee, he hey. Bir tane daha görev. Ee, yine aynı ödül. Yemek için iyi. Sandıkta yer için o kadar da iyi değil. Pekala onu da hallettiğimize göre şu noktada e, yapmamız gereken çok fazla bir şey kalmadı. Sadece bekleyeceğim ve e, bekledikten sonra bir sürü yeni şey açılacak. Altınlardan XP de düşüyormuş Altın Spike'dan. Acaba Altın Spike'la öldürmezsem şey düşebiliyor mu? Ee, loot loot bekliyorum o bizim ihtiyacımız olan Rippon falan düşebiliyor mu? Onu bir test etmem lazım benim tabii ki. Ve şu anda burada 22 adet olmuş, az kaldı, az kaldı. Burada 53 tane olmuş. Geri kalanını belki şeyle yapabilirim eğer hiç çıkmak bilmezse. Ama zaten farming görevlerini yapacağız, belki direkt bu bölüm buna geçmeyiz bile. O yüzden çok acelemiz yok. Ve bitti. Harika değil mi? Ve bam. Boom. İşte bu ya. <laughs> basic farming. Müthiş. Worms görevini de tamamlamışız. Ve artık basic farming'i elleyebiliyoruz görevlerini çöp. Klasik çöplerimizden. Ve bu daha yapabileceğimiz tonlarca görev demek. Şimdi bu görevlerle sugar cane elde edebiliriz. Sugar cane bize niye lazım? Unutmayın. Unutmayın. Bir, o biraz önce gördüğümüz vektör platelerden çok daha fazla üretebilmek için şeker için sugar cane ihtiyacımız var zaten. Fakat onun dışında asıl önemli olan şey onu buradan elde ediyor olmamız. Yani bu görev bize gerekiyordu ve aynı şekilde sprinkler da yapabiliyoruz. Evet. Şu anda için otomatik olarak su koymamızın bir yolu yok galiba. O yüzden bence sprinklerin çok büyük bir anlamı yok. Fakat e, artık bitkileri birleştirmeye başlayacağız. Bunu daha önceki serilerimizde bolca kullandık. Siz de biliyorsunuz bu genel bitki birleştirme işini. O yüzden bu bitki birleştirme işinde size çok çok fazla şey yapmayacağım. Göstermeyeceğim. Daha çok kendim yapacağım her şeyden çok. E, ama bununla uğraşmaya başlayacağız yani. Tamam. Acayip fazla bomba ya şey. Oradaki bitkiler. Ee, yani çok fazla bütün kemiklerimizi bitiresim yok. Sırf onu birazcık hızlandırmak adına ama... Biraz daha harcayayım. Bir temelle kurtulalım bu görevden de. Böylelikle bu bölüm 3 görevi de açmış oluyoruz. Hepsini. Çok müthiş değil mi? Gördüğünüz gibi bir kere büyütmek bile bayağı fazla bomba yiyebiliyor şansınıza göre tabii ki. 61 hayır hadi senden bir tane daha çıkar o bam 62 işte bu ve bitti Uh! sonunda be bununla beraber üçünü de bitirmiş oluyoruz bu büyük bir şey woo better storage bam Demir sandık. Bir sürü yapacağımız görev açıldı. Uuu. Senden nefret ediyorum. Ayrıca şey yazanlar olmuş. Eğer altını kazarsan bunlar boşta düşmez mi diye. Düşmüyorlar. Yüzebiliyorlar çünkü. Denedim onu. Direkt yukarı doğru yüzüyorlar eğer yukarıya bağlıysa su. Hani belki aşağı doğru yüzenler sonradan beni görmeyenler olabilir. Evet öyle yaparsak ama yine de sorunu çözmüyor. Şimdilik geldikleri zaman vurmaya devam etmem lazım artık onlara çok yapabileceğimiz bir şey yok. Bir yeni görevlerimize bakalım devam etmeden önce. Yeni asıl görevler. Tabii ki daha bunları yapmamıza var. Önce bu görevleri ilerlememiz veya bitirmemiz lazım. Bayağı bir işimiz var. Full basic automation görevleri oldukça kolaydı. İstersen bitirebilirim bile şu an. Elmasım da var, altınım da var çünkü. Şunlar da kolay. Bu automation direkt bitirebiliriz. Fakat diğerleri biraz daha zor olabilir. Şimdi artık Compacting Drawer yapabiliyoruz. Bu çok önemli ve çok müthiş bir şey. Colossal Chest yapabiliyoruz. Harika. Stone Storage, Stone Junk Box, Stone Queue, Anti Barrel, Ender Bucket. Portable Ender Tank. Ha. Evet. Hmm. Şunlara bakalım. 256 tane Tall Mystical Black Flower. 256 ne ya? Bir dakika. Tall cool Mystical Black Flower. Bundan istiyor. Ah, 256 tane. Ha. Bu 64 tane Colossal Chest Ball. chest wall Uf. Uh. Ha. Huh. Aslında bir dakika 64 tane istiyor bizden. Biz 8 tane gold'dan 2 tane çıkıyor. Yani 4 stack gold lazım bize. Tek sorunu bu. 4 stack gold bizi biraz zorlayabilir. 4 stack gold dışında zor değil. Şimdi 4 stack gold açan acayip zor neden bahsediyorsun Diyeceksiniz doğru doğru ama Bu diğerleri kadar zor değil çünkü Şu anda bile bunu otomatikleştirebilirim kısmen Hani yeterince glowstone Ve şey yaptıktan sonra Zaten maden üretmemiz otomatik Direkt oyunu açık bırakıp 4 stack gold yapabilirim Bu o kadar problem değil Canımız isterse yapabiliriz bu action içinsin görevini O aklımızda bulunsun 64 tane stone storage Ve 128 tane candleberry Gitgide daha abartılıyor görevler şunu nasıl yapacağız hala bilmiyorum. <laughs> ee, farming'de mi görevi var onun? Yo, şu mystical flowers'tan elde edeceğiz onu muhtemelen. Evet. Hadi birazcık farming'deki basit görevleri yapmaya başlayalım. Ben farming için yer falan ayarlayacağım daha sonradan. Ee, evet. Sonra da bölüm bitirelim ha. Claim. Void transport pipe işe yarayabilir. Şimdi bu bize bir sürü seçenek açıyor. Bir, Watering Can. Artık Watering Can yapabiliyoruz. Bu da çok büyük bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey bu. Sonunda. Daha önce yapamıyorduk direkt bu arada. Üretimi kolay görülüyor fakat kapalıydı. Oynama modda açtık ya. Direkt yapamıyorduk yani. Oyun izin vermiyordu bize. Fakat artık onun iznine ihtiyacımız yok. Hı? 4 tane gerekiyor tabi 5 tane değil. Ve artık watering kenemiz var. Çok çok iyi. İşimi kolaylaştırır. Ee, ha. Yani. Bunu hallettim. Şimdi seed analyzer yapalım. Gayet kolay olması lazım onun. Evet kolay. Spawn slab. Ee, geri kalanı odun ve cam sadece. Bir tane daha camımız var mı? Var. Glass pane. Ve son olarak da bir tane wood slab. Ve tabağım. Yani çubuk da lazım. Peki peki peki. Anlaşıldı. Ve seed analyzer. Savaş hazır. Ayrıca farmı direkt buraya kuracağım. Çünkü zaten neredeyse farm yapacağım büyüklükte bir yer. Farmı 9x9 yapıyoruz biliyorsunuz. Ve tam ortasına bir bloksu koyarsanız tamamını suluyor. Burası 9x10 galiba. Yani farmı kurmak için oldukça ideal bir nokta açıkçası. O yüzden bunu da buranın yakınına koyacağız. Seed Analyzer'ımızı ve e, Agriculture Journal da gerekiyormuş bize. Hmm. Kulağa kolay geliyor. 4 tane şundan alıyorum. Ve bir tane kitap. Ee, kitap yapmıştık zaten. Evet, başka bir tane görev için. Ee, crop'ları da geri alalım. Crop stick'leri daha doğrusu. Agriculture Journal. Buradan da bildiklerimizi şey yapacağız. Süper. Peki ayrıca artık burada da şey yapayım ben. Geri mavi sapling'i koyayım. Belki bir daha mavi slime gerekir, hiç bilemeyiz. Burada kendi kendine birike dursun. Muhtemelen moru da otomatik değiştirsem iyi olur. Mor diyorum turuncuyu ama her neyse şu an düşendim. Bu görevi de alalım. Bam. Madbrick çöp. Sorun değil. Peki. Eee, Creeper. Ha. Böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. Çoğaltmanın bir yolu yani şeyleri. Ha. Ee, Sugar cane'i nereden elde edeceğim yazıyorum burada. Ha crossbreed'le tabii ki tamam. Kolay bir yolu yok. Neyse o zaman bu bölümü burada bitirelim. Ben açıkçası bu bölüm yaptığımız ilerlemeden oldukça memnunum. Öncelikle asıl zamanımı alacak işleri bölüm arasında hallettim bir sürü zaman harcayıp. Bunlar neydi? Bir sürü nether wart ve soul sand yapmak. Bunlarla e, boron oluşturmak. Saatlerce burada yeterince mavi slime ball ve mor slime ball birikmesini beklemek. Gibi. Onun dışında başka nelerimiz oldu, başka bir sürü şeyimiz oldu. Buradaki sistemi otomatikleştirdik tam anlamıyla ve artık müthiş bir otomatik maden yapma sistemimiz var ve neredeyse şu görev kısmındaki bütün görevleri de bitirdik. Şuradaki automation'daki çok az bir şey kaldı yani bunları da yapabilirim canım isterse. Onun dışında bütün görevleri de açtık açmamız gereken. Yani. Gayet hoştu bence bu bölüm. Burada bitirebiliriz. Bir dahaki bölüm bölüm arasında ne yaparak geleceğim? Ben bölüm arasında farmı kurmuş ve birazcık cross crossbreeding yapmış olarak geleceğim. Yani buradaki e, çiçeklerin bir kısmını elde etmiş olarak göreceksiniz beni. Ve hazır şu görevi bitirmek için Nedra ufak bir oda yapabilirim. Ufak bir oda yapacağım. Blaze doğacak. Blaze öldüreceğiz. Bu görev bitecek ve burayı tamamen bitirmiş olacağız onun için. Şunların ikisini de yapacağım. Ve böylelikle bu iki görevden kurtulmuş olacağız. Tamamen bitmiş olacak bunlar. Bir dahaki bölüme kadar. Farming'de ilerlemiş olacağım. Automation'ı bitirecek miyim emin değilim uğraşır mıyım. Ama bakacağız tamam. Yani bölüm arası yapacak çok işim var. Ve tabii ki toplamamız gereken ilerlemek için 256 tane Black Flower var. Baya üzücü. O zaman bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bana katıldığınız için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.